Dani, hoş geldin. Senden ve bütün takipçilerden zaman kayması için özür diliyoruz. Hem aralarda soluk aldırmak istedik katılımcılara hem de çok zengin olunca aktarımlar kesmek istemedik. Ben hemen topu sana atıyorum. Çok merak ediyorum, tasarımcılıktan, Domus Akademi'den insan ve kariyer hayat tasarımına nasıl düştü yolun? Kolaylıklar diliyorum ve katılımın için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Gençlerle buluşma fırsatını yakaladığım için ayrıca memnunum. Chatten ara ara bakacağım. Bir şeyler yazarsanız içeriği ona göre organize etmeye çalışacağım. Çok kısa kendimden bahsedeyim. Ben 1980 doğumluyum. Bu sene 40 yaşına bastım. Onun bir ağırlığı var tabii haliyle. Gençlere konuşmakta artık gençler diyebiliyorum. Eskiden gençler dediğinde sadece 3-4 sene fark vardı. 2004 yılında Domus Akademi'de tasarım master yaptım. Tasarım master yaptıktan sonra Türkiye'ye geldim. Kendi kariyerime koşullukla karar verdiğim için aslında çok istediğim bir mesleği yaptım. Hala da yapıyorum, tasarımcıyım. Bugün de size aslında birçok konuşmacı chatten yazdım, orta yaptı sabahtan beri bana. Tasarlamak ne kadar önemli, hayatınızı tasarlamak, denge vesaire. Biraz onlardan bahsedeceğim. İzninizle bir sunumla giriş yapayım. Ben aslına bakarsanız bu sunumu hazırlarken kariyer tasarımıydı. Sonradan fark ettim ki aslında kariyeriniz değil, kariyer için tasarım araçlarını kullanıyorsunuz. O yüzden başta kariyer için tasarım diye ufakçana değiştirdim. Bugün size aslına bakarsanız benim tasarım yaparken kullandığım araçlardan yola çıkarak kariyerinize yön verirken bu araçları nasıl kullanabilirsiniz? O konudaki düşüncelerimi sizle paylaşmak istedim. Zamanımız kısıtlı, hemen başlıyorum. Sabahki ilk oturumdan beri neredeyse tüm konuşmacılar dünyanın değiştiğinden bahsediyorlar. Dünya gerçekten değişiyor. Gittiğimiz yerde en önemli değişimlerden bir tanesi aslında çok daha uzun bir yaşama bakıyoruz. Çok daha uzun bir yaşama baktığımız için burada bu arada yeni teknolojilerle virtual bir ölümsüzlükten, amortality'den bahsediyor. Yani siz eğer bir kaza sonucu veya biri sizi öldürmezse hastalıktan ölmeyeceğiniz bir geleceğe bakıyoruz. DNA hacking'den bahsettiler. Sabahtan beri konuşulduğu için çok fazla detaylarına girmeyeceğim ama en azından şunu söyleyebilirim. Gerçekten teknoloji hızla değişiyor, gelişiyor ve teknolojinin gelişme hızı da artıyor. Böyle bir değişim dünyasında Sava Özen bir paradigma değişiminden bahsetti. Biz hep kasetlerle podcast olarak veriyorduk. Bu arada bu slaydı ben 2011'den beri 6 kere değiştirdim. En başta sağda Walkman'ler vardı. Ardından yani bu iPod'lar vardı. Sonra iTunes logosu geldi. Ardından Spotify logosu geldi vesaire. Sonunda artık değiştirmekten sıkıldığım için Play logosu koydum. Peki bu paradigma değişiminden hep bahsediyoruz ama ne değişiyor? Ne hakikaten bizim hayatımızda teknolojinin değişimi ötesinde nasıl değişimler yaşıyoruz? Sabah Özlem zeka ile duygusal zekanın altını çizdi. Ben bir iki şeyin daha altını çizmek istiyorum. Kaosu mesela söyledi. Önemli şeylerden bir tanesi artık bireyselleşmenin ötesinde topluluk olarak hareket ettiğimiz bir dünyaya doğru gidiyoruz. Eskiden ben mesela kol saati meraklısı bir insanım. Benim çevremdeki arkadaşlarım arasında benim kadar kol saatini seven insan yok. Bugün internete girdiğimde benim sevdiğim niş özel spor kol saatleriyle ilgilenen dünyadaki diğer binlerce kişiyle bağlanabiliyorum. Dediğim gibi Türkiye'de benim çevremde böyle bir insan yok. Dolayısıyla artık topluluklar dediğimiz birlikte yaşadığımız toprağın ötesinde birbirimizle bağlarımızla oluşan onlarca topluluğun üyesi olabiliyoruz. Uzmanlıktan bahsedildi bir evvelki görüşmede. Uzmanlık artık yerini kolektif katkıya bıraktı. Yani uzmanlık dediğiniz vakit sadece bir konuyu en derinlemesine bilmek yok. Diğer uzmanlık alanlarıyla da köprü kurabilme becerisi, işte multidisipliner olmak dedik. Bu arada çok disiplinli olmak, çok disiplinli olmak deyip duruyorlardı. Sonradan anladım çok disiplinliğini
multidisipliner olduğunu kusura bakmayın. Benim annem çok disiplinlidir. Sabah erken kalkar ve çok çalıştırır. Dolayısıyla ondan kalan bir eski nesil olmanın yan etkileri. Evet, çok disiplinli olmanız gerekiyor ve değişen dünyada artık gerçeklik bile flulaşıyor. Peki, böyle bir değişim yaşıyoruz. Sabahtan beri bahsedildiği için daha da uzatmayacağım. Bu değişimde biz niye kariyerimizi tasarlayalım? Bu değişimle ilgili en önemli öne çıkan noktalar, bilinmez bir gelecekte yaşayacağız. Bu bilinmez gelecekte bizim değer yaratabilmemiz için, yani hayatımızı kazanabilmemiz için kendi eşsiz değer önermemizi bulmamız lazım. Ve sadece değer önermemizi bulmamız değil, motive olduğumuz işlerde hayatımızı kazanabilmek için aslında yaratıcılığımızı ve aklımızı işe koymamız gerekiyor. Peki, hayatımızı kazanmak için tasarımı nasıl kullanabiliriz? Tasarımın adımları var. Önce gidersiniz, herhangi bir problem ele aldığınızda, ki burada sizin ele aldığınız problem kendi kariyerimde ne yapacağım sorusu. Gider bir empati süreci kurarsınız. Sonra kök problemi tanımlarsınız. O kök problemle ilgili fikir üretirsiniz. Bu ürettiğiniz fikirleri denersiniz, maket yaparsınız. Bunlardan öğrendiklerinizi ölçersiniz. Ölçümün sonunda gerekirse tekrardan başa dönersiniz. Şimdi bu döngü, gelin kariyeriniz için tekrar geri alalım. Empati süreci. Gidip kimle konuşacaksınız? Önce bir kendi kendinize içgörü görüşmeleri yapın. Kariyerle ilgili, çalışma hayatıyla ilgili kendinize neler söylüyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Her zaman söylediklerimizi yaptıklarımız tutmayabilir. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz? Örneğin ben ilk kariyerime başladığımda mobilya tasarlıyordum. Mobilya tasarlamak beni çok heyecanlandırıyordu. Sonradan mobilya tasarlamak artık o kadar da heyecanlandırmamaya başladı. Hissi böyle eskisi gibi olmamaya başladı. Bir hocamın dediği gibi dünyada, affedersin söyleyeceğim, popodan çok iskemle tasarımı var. Her tasarımcı mezun olmadan en az 15-20 tane iskemle tasarlar. Ben de tasarladım, benim de bir iskemlem piyasaya çıktı ve fark ettim ki aslında onlarca, binlerce iskemle tasarımdan bir tane daha ben üretiyorum. Düşüncem orada. Ama daha önemlisi, altında şöyle bir his var. Tatmin olmuyor. Beni tatmin eden şey, ben kendi adıma söyleyeceğim, siz kendi adınıza bu soruları cevaplayacaksınız. Aslına bakarsanız his olarak beni tatmin eden şeyin, farklı insanların hayatlarına dokunan, onların hayatlarını başkalaştırması için destek olan bir ürün tasarlamak olduğunu gördüm. Bu benim isim. Dediğim gibi kendinizle önce bir empati kurun. Siz ne istiyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz kariyerinizle ilgili? Örneğin bir işle ilgili çok heyecanlı mı hissediyorsunuz, yoksa o iş sizi tüketiyor mu? Bu hayatı dengede yaşamakla ilgili konuşuldu, anda kalmakla ilgili konuşuldu. Aslında kariyerinizde her an değilse bile en azından ayda bir kendinize zaman verip kendinize empati yapmanızı öneririm. Bu arada genç olduğunuz için size uzak bir perspektif gelebilir. Belki aranızda çoktan o dünyaya girmiş olanlar vardır. Dünya evi dediğimiz, evlenecek olanlar var, çocuk doğuracak olanlar var. Hayatı birileriyle paylaşmayı seçecek olanlar var. O zaman içgörü süreçlerine onları da dahil etmenizi öneririm. Empatiyi yaptık, kendinizi tanıdınız. Ondan sonra bir problem tanımı yapmanız lazım design thinking'e göre. Ben bunu kariyer için yarattığım zaman şunu soruyorum. Benim kök motivasyonum ne? Beni ne harekete geçiriyor? Sabahleyin yorganın altından çıkmak istemediğimde ne olursa hakikaten yorganı açıp yataktan zıplayarak çıkıyorum. Biraz daha söyleyeyim. Benim kök motivasyonum hakikaten insan hayatına, farklı insanların hayatına temas eden bir ürün geliştirmek. Mesela biraz daha kendinize dürüst olduğunuz zamanlarda ortaya çıkan, belki de toplum tarafından o kadar kabul edilmeyen bireysel hırslarınız da olabilir. Benim mesela sahneye çıkma hırsım var. Alkışlanmayı, zeki bulunmayı çok seviyorum. Bu benimle alakalı bir şey. Benim kök motivasyonlarından biri etki yaratmak ve insanlara ulaşmak. Bunu farklı şekillerde de kullanabilirdim. Mesela tasarım yapıyorum. Tasarım yerine aynı kök motivasyondan yola çıkarak bambaşka bir kariyere de yola çıkabilirim. Mesela tiyatro sanatçısı olabilirim. Gerçi sesim pek müsait değil. Boyum da kısa ama götür. Kök probleminizi bulabilmek için, kök motivasyonunuzu bulabilmek için ihtiyaçlarınızı, önceliklerinizi,
bireysel engellerinizi, mesela ben basket oynayamam, vazgeçemediğiniz motivatörünüzün, probleminizin ne olduğunu belirlemeniz lazım. Burada önemli olan şey şu. Bir kariyere motive olduğunuzda, çocukluktan beri belli kariyerlere motive olabilirsiniz. Ben mesela çocukken hakikaten tiyatrocu olmaya, politikacı olmaya zaman zaman motive olmuştum. Onların ortak noktasını bulduğunuz vakit aslında sizin vazgeçemediğiniz motivatörünüzü bulmuş oluyorsunuz. Benim vazgeçemediğim motivatörüm, biraz daha söylediğim gibi, fark edinmek, ortaya çıkmak, öne çıkmak. Herkesinki farklı. Siz kendinizinkini bulduğunuzda o vazgeçemediğiniz motivatörü farklı farklı kariyerlerde de kullanmanın yolunu bulabilirsiniz. Bununla beraber kendi bireysel ihtiyaçlarınızı, önceliklerinizi ve engellerinizi de değerlendirmenizi öneririm. Örneğin benim yazılı iletişimle ilgili bir sıkıntım var. Ben yazılı iletişimde çok kötüyüm. Bu benim bir engelim. Bu engelimin kariyerime engel olmaması için, yani bireysel engelimin kariyerime engel olmaması için kendim için çözümler üretiyorum. Problemi ürettik. Okey, bulduk. Biz temel motivatörümüzü biliyoruz. Peki temel motivatörümüzü ve problemi bulduktan sonra design thinking'de bir sonraki adım fikir üretme. Fikir üretme neden var? %1 fikrinizi hayata geçirme şansınız varsa ve bir tane fikriniz varsa başarılı olma ihtimaliniz %1'dir. Ama 100 tane fikriniz varsa ve yine %1 başarılı olma ihtimaliniz varsa, 100 fikriniz olduğunda başarılı olma ihtimaliniz %100'dür. Kariyer konusunda da farklı kariyerleri ortaya çıkarmakta çekinmeyin, geri durmayın. Fikir üretirken etrafınızdan destek alabilirsiniz. Mesela benim temel motivatörüm insanları etkilemek ve onların hayatına dokunmak dediğiniz vakit, böyle bir şey bulduğunuzda çevrenizdeki insanlara ben bundan motive oluyorum. Bu motivasyonumu sizce hangi mesleklerde hayata geçirebilirim? Hangi işte hayata geçirebilirim? Bu motivasyonumu nasıl bir değere dönüştürebilirim diye insanlardan da destek alabilirsiniz. Burada kimlerden etkilendiğinizi düşünebilirsiniz. Kimler size destek olabilir, onları sorun. Fikir üretirken isimlenmekten çekinmeyin. Ama kariyerinizin ilk adımlarını atarken, hatta kariyerinize bir adım atmaya karar vereceğiniz zaman önemli noktalardan bir tanesi tek bir fikrinizin olmaması. Ben mesela yola çıkarken mobilya tasarlayacağım diye yola çıktım. Ama tasarım yapma yoluna çıktığımda hep arka planımda şey vardı. Ben yaratıcılığımı kullanmak istiyorum. Yaratıcılığımla bir sürü probleme çözüm bulmak istiyorum. Benim kariyerimin içinde ürün tasarımıyla ben başladım. Ardından kavramsal tasarım okumaya başladım. Master'ımı yaparken kavramsal tasarım konusu öne çıktı. Mezun olduktan sonra mobilya tasarımı ve marka tasarımına geçtim. Yolda bir yerde servis tasarımına evrildi ve Sparkus'un kurucu ortağı olarak koçluk ve mentorluk uygulamalarını dijitale taşıdığımız bir servis tasarladı. Burada altını çizmek istediğim şey, ben eğer ilk yolunda inat etseydim, şu anda ürün tasarımı konusunda maalesef benim yapmak istediğim alanda o kadar da çok fırsat yok. Ama o esnek iyi gösterdiğinizde fırsatları yakalama imkanınız da oluyor. Peki bir sürü fikir buldunuz, dediniz ki ben mesela zamanında işletmeci olabilirim, iş tasarımı yapabilirim, servis tasarımı, bir sürü fikriniz var. Nasıl seçeceksiniz? Burada tasarım metodunun önemli yöntemlerinden biri, seçim yaparken 3 tane parametreye göre fikrinizi değerlendirmek. Bir tanesi yapılabilir mi? Fikriniz hayata geçirilebilir mi? Örneğin benim mezun olduğumda hayata geçiremeyeceğim bir fikrim vardı, politikacı olmak. Politikacı olmak ben mezun olduğumda benim için artık çok geçti. Hala çok geç diyebilirsiniz ama o günkü benim değerlendirmem yapamayacağım bir şeydi. İkincisi sahiplenilebilir olması. Herhangi bir fikri ikinci konuşmacıydı sanırım, durup sakinleşip bir değerlendirin, kendinize vakit ayırın. O fikirle, o iş fikriyle, o kariyer fikriyle, örneğin kendinize dediniz ki ben avukat olmak istiyorum veya ben mühendis olmak istiyorum. O fikirle kendinizi tek başınıza kaldığınızda bu fikri sahipleniyor musunuz? Yoksa dışarıdan biri mi size bunu sahiplendiriliyor? Bir evvelki konuşmada yanlış hatırlamıyorsam İvan Hanım, ama yanlış hatırlıyorsam da kusura bakmayın, o söylemişti. Farklı
seçenekleri denemekten korkmayın. Ama bir taraftan da ben buna bir ufak ek daha yapmak istiyorum. Dışarıdan duyduklarınızla, dışarıdan gelen baskılarla sahiplendiğiniz fikirler çok uzun ömürlü olmuyor. Onu da biri söylemiş. Yanlış hatırlamıyorsam Elif Hanım. Önemli şeylerden bir tanesi, kendi kendinize kaldığınızda da o fikri sahiplenebiliyormuşsunuz. Son parça sürdürülebilirlik olması. Hep size şey bahsediyoruz. Ya her şey değişiyor, şöyle değişiyor, böyle değişiyor, bu kadar değişim var. Bu kadar değişimin ortasında sürdürülebilirlik neden önemli? Buradaki sürdürülebilirlik, hayatınızın sonuna kadar aynı kariyeri sürdürmenizden bahsetmiyorum. Motivasyonunuzu sürdürebiliyormuşsunuz. Sahiplendiğiniz bir yerde bu sahiplenme kısa süreli mi? Yoksa belli bir şeyler doyduktan sonra bitecek mi? Yoksa hakikaten o sizin içinizden gelen bir açlık mı? Tekrardan kendi kendinizi motive edebileceğiniz bir yola mı gidiyorsunuz? Bu da sürdürülebilirlik parçası. Kendinize uygun fikri seçtiniz. Ben yine bir adım geri gideceğim. Benim için ben tasarım yapabilirim. Tasarım becerilerim var. Sahiplendiğim bir kariyer. Benim için sürdürülebilir oldu çünkü benim her anlamda, yani kariyerimin her anında problem çözmek benim için hakikaten temel motivatörlerinden bir tanesi. O yüzden kariyerimde önüme bir engel çıktığı anda aslında bir, o problemi çözmek için yeteneklerimi kullanıyorum. İki, kariyerimi değiştirmem gerektiğinde yeni kariyerimde aradığım şeylerden bir tanesi, ben bu kariyerde acaba bir problem çözüyor muyum? Oradaki sürdürülebilirliğe de dikkat edin. Design thinking'in son adımlarından bir tanesi deney. Deney yapmanız lazım, maket yapmanız lazım. Burada kullanabileceğiniz en güzel araçlar, staj, proje, sivil toplum kuruluşları, yarışmalar, freelance olarak aklınızdaki yaptığınız kariyer seçimi deneyebilirsiniz. Burada kısa sürede kaynaklarınızı etkin kullanarak ne öğrenebilirsiniz ona bakın. Örneğin benim varsayımım ilk kariyerime başlarken endüstriyel tasarımcı olmayı düşündüğüm zaman, abi ben endüstriyel tasarımcı olacağım ve ürünlerle ilgili yenilikçi fikirleri hayata geçireceğim. Staj yaptım ve gördüm ki aslında Türkiye'de endüstriyel tasarımcıların çok az bir kısmı gerçekten yeni fikir verebiliyor. Çok büyük bir kısmı var olan fikirlerin kabuklarını tasarlıyor. Benim zamanımda bu arada 2004'ten bahsediyorum, bugün farklı olabilir. Dolayısıyla varsayımlarının bazılarının tutmadığını öğrendim. Kariyerinizle ilgili, evet ben bu kariyeri seçiyorum dedikten sonra seçiminizi mutlaka maketleyin. Sizin orada heyecanlanacağınız, düşündüğünüz şeyler gerçekte var mı? Örneğin biz Matt Lockwood'u izleyerek büyüdük, bir avukatlık dizisi. Onu izlerken ben avukat olmak istiyordum. Sonra Türkiye'de avukatların nasıl çalıştığını öğrendiğim vakit, ha bir dakika abi, o Amerikan dizilerinde gördüğüm mahkemeler Türkiye'de yok. Türkiye'de bambaşka bir sistem var. O zaman oradaki varsayımın doğru değil diyebilirsiniz. Neyi test etmek istiyorsanız önce test etmek istediğiniz konuyu belirleyin. Sizi heyecanlandıran şeyin gerçekten orada olup olmadığını test etmenizi mutlaka öneririm. Bunun için de kısa sürede bu testleri yapabilmek için staj, projeler, sivil toplum kuruluşları, yarışmalar ve freelance fırsatları yakalamanızı öneririm. Peki, gittiniz staj yaptınız. Bir sürü deneyim yaşadınız. Bunu design thinking metodolojisi şunu önerir. Mutlaka yaptıklarınızı ölçün. Burada ölçüm için yaptığınız testlerden hatalarınızı bulun. Hem kendi becerilerinizi iyileştirin, hem kendi gelişim alanlarınızı belirleyin, hem bunların üzerine gidip bunların üzerinden kendi kariyerinize neler katabileceğinizi belirleyin. Bu arada bir araki konuşmada çok güzel şeyler söylendi. Bir tanesi sürekli öğrenmek, sürekli gelişmek için bazen öğrendiklerinizi de unutmanız gerekecek. Hata bulduğu kısmı illa hatalısınız anlamına gelmiyor. Yaptığınız varsayımların, ya o varsayımları yaptığınız zamanın ötesine geçtiğinizi ve dünyanın değiştiğini de gösteriyor olabilir. Dolayısıyla sürekli kendinize kariyerinizde nelerin yolunda gittiğini, nelerin yolunda gitmediğini, yolunda gidenleri nasıl daha ileriye taşıyabileceğinizi, yolunda gitmeyenleri de nasıl iyileştirebileceğinizi sorun. Burada bazen yeni şeyler öğrenmek, yeni alanlarda uzmanlık geliştirmeniz de gerekebilir. Süreçte ilerlerken kendi başarı kriterlerinizi kendiniz belirleyin. Ölçüm noktalarınızı belirleyin. Bazen de AB testi yapın. Bu AB testi dediğim şey şu. İnternet girişimcileri çok kullanır. Örneğin bir giriş sayfası var. O giriş sayfasından insanların abone ola gitmesini istiyorsunuz. Aynı sayfayı göstermezsiniz. Dinleyicilerin yarısına A sayfasını, yarısına B sayfasını gösterirsiniz. A sayfasında 100 kişiden
10 kişi ilerliyorsa, B sayfasında 100 kişiden 20 kişi ilerliyorsa B sayfasını tutarsınız. Aynı şeyi kariyerinizde yapmanız da mümkün. Bir kariyer yolunda ilerlerken aklınıza başka bir B yolu geliyorsa, o B yoluyla ilgili belki ufak projelerde yer alabilirsiniz. Onlarla ilgili gönüllü projeler yapabilirsiniz. Onları da denemekten kendinizi geri tutmayın. Ve bir şeyin burada tekrardan altını çizmek istiyorum. Sizi heyecanlandıran konularla beraber sizin kendi bireysel başarı kriterleriniz var. Dolayısıyla kimisini para kazanmak heyecanlandırır, para kazanmak başarı kriteridir. Kimisini göz önünde olmak heyecanlandırabilir. Buradaki başarı kriterlerinizi kendiniz için belirlemenizi ve başarı kriterlerinize uygun olarak kendi kariyerinizi ölçmenizi öneririm. Diyeyim, bir daha üzerinden geçeceğim. Kariyerinizle ilgili tasarım için 5 tane kullanabileceğiniz adım var. Empati sürecinizde kendinizle ve hayatı paylaştıklarınızla görüştünüz. Kendinizi dinleyerek sizi neyin motive ettiğini tanımladınız. İkinci adım tasarımın problem tanımı adımında geldiniz ve kendinize sizin gerçekten nasıl değer katmak istediğinizi, sizin bireysel motivasyonunuzu, sizi sabah neyin uyandırdığını tanımladınız. Bu sizi sabah uyandıran, sizi motive eden değer katma yöntemiyle ilgili olası kariyerleri fikir üretme adımında çeşitlediniz. Olası kariyer alternatiflerinden hangisini seçebileceğinizle ilgili kendinize uyanına göre bir öncelik sırası yaptınız. Bu öncelik sırası üzerinden gittiniz, stajlar ve benzeri araçlarla deney yaptınız. Öğrendiklerinizle kendi başarı kriterinize göre ve kendi hayat görüşünüze göre bu kriterler arasında seçtiğiniz alternatifle ilerleme, seçtiğiniz alternatifin çeşitlendirilmesi veya başka bir alternatife geçme konusunda da ölçümünüze göre karar verdiniz. Gerekirse de başa döneceksiniz. Gerektiği yerde bugünkü konuşmacıların neredeyse hepsi bahsetti. Yolda kariyerlerini tekrar tekrar tanımlayan insanlar vardı. Baktınız ki geldiğiniz yerde bir duvara çarpıyorsunuz. Artık ne motivasyonunuz var, ne sabah erken güzel kalkıyorsunuz, iyi kalkıyorsunuz, ne de daha evvel sizi heyecanlandıran iş o kadar heyecanlandırmıyor. O zaman tekrardan kendinize dönüp kendinize empati yapın ve bütün yolu tekrardan baştan yürüyün. Bu arada tasarım yolunu baştan yürüyeceksiniz. İnanın bana kariyerinizi değiştirdiğinizde daha evvelki tecrübelerinizin hiçbir tanesi silinmiyor. Şey gibi değil bu. Telefona artık yeni bir tane işletim sistemi yükledim. Artık eski işletim sisteminden hiçbir program kalmadı değil. Birbirinin üzerine bina eden bir kariyeriniz olduğu için daha evvelki kariyerinizde edindiğiniz tecrübeler size destek olmaya devam edecek. Diyeyim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sizin sorularınız varsa onları cevaplamak isterim. Chatten direkt bana sorabilirsiniz. Diyorum ve size bırakıyorum konuyu. 1-2 dakikada galiba geciktim. Gecikme için de özür dilerim. Sanırım soru almak için vaktim kalmadı. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana ulaşan insanlara da sonradan yardımcı olmak için elinden geleni yaparım. Kolay gelsin.